Dolar ve Euro'nun geldiği noktadan sonra bazı şirketler ürünlerine fiyat belirleyemedi. Yurt dışından gelen elektronik ürünlerin satışları durduruldu. Sabah müşteri geldi, cihaz istedi. Cihaz firmadan alamadık, satışları durdurdular. Satışlar durdu. Artan kura göre yeni fiyat belirlenecek. Ancak yeni fiyatlarla elektronik aletlerin yanına bile yaklaşılmayacak. Bütün elektronik eşyalarıma gözüm gibi bakıyorum bozulması diye. Dolar ve euro bir gün içinde fırladı. İthal ürün satan firmalar fiyat belirlemekte zorlandı. Hiçbir şeye göre belirleyemiyoruz ki. Yani sabah sattığımı öğlen en zarar ediyorum. Dün bir telefon sattım. 2 saat sonra o telefondan zarar ettim. Ben müşteriyim zaten, geldim fiyat sordu. Baktı hemen, bir dakika, hemen cevap veremiyor. Döviz kurlarına bakıyoruz. Döviz kuru kaçtaysa ona göre ürünü çarpıyoruz. Müşteriye ona göre fiyat veriyoruz. Dolar, euro her gün hatta her saat değişince ürünlerin fiyatı da yeniden şekilleniyor. Özellikle de yurt dışından ithal edilen elektronik aletler. Bazı şirketler satışları durdurdu. Yeni bir fiyat belirlemeye çalışıyorlar. Ancak belirlenen fiyatla yeni bir telefon almak çok zor hale gelebilir. Çoğu firma zaten satışı durdurdu. Bizim aldığımız toptancıların hemen hemen hepsi de durdurdu. Şu an bekliyorlar. Müşteriye nasıl bir fiyat vereceğiz onu da bilemiyoruz. Müşteriler artık ya ikinci el elektronik alet alıyor ya da elindekini tamir ettiriyor. İkinci el uygun telefon alacağız. Sıfır zaten bütçemiz yoktur. Ne alacaktınız? Akıllı bir televizyon alacaktım. Alacaktım, şimdi şeyler var, alternatifler var. Hasarlı, revize edilmiş. Telefonum bile bozulmuş ama... Yani yaptırıp kullanırım, almam ben. Vitrinde artık saklayacağız, gerektiği zaman çıkartıp kullanacağız. Elektronik eşyayı vazgeçtik, bunlar biraz lükse kaçtı.